Son bağlantımız var. Alo. Alo, İyi iyi yayınlar. akşamlar. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Ben de kas erimesi var da onun için bilgi alacağım. Kanser? Kas erimesi. Kas erimesi. Kas erimesine evet. Karşı sinirli ot, geçen sene sinirli ottan bahsettim, bu sene sinirli ot bulamıyoruz. Bahsetmeyecektim, bahsedeyim. La ilahe illallah muhammedesu. Sinirli ot bulamadık. Çok, yani 3 lira fiyatı 3 lira 4 lira olan sinirli ot bugün 20 liraya bulamıyorsun. Öyle daha bir... mı pahalı yoksa üretilmiyor mu? Kilosu 3 liraydı 4 liraydı şimdi 20 liraya yok piyasada. Piyasada yok. Bulunmuyor. Sinirli ot kasları güçlendirici. Almanya'da birçok doktor bununla ilgili çalışma yapmıştır. Bir, bağırsaktaki enfeksiyonu önleyici, ağız kokusunu önleyici. Biz bununla sinirlotla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Sinirlot Forte diye bir formül geliştirdik. Ağız kokusuna karşı etkili. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar ağız kokusuna sebep olur. Ağız kokusuna sebebi %95 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Mantarı yok etmedikçe ağız kokusundan kurtulamazsınız. Yine bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu ememez, absorbe edemez. Absorbe edemezse ne olur? Karaciğer kan yapamaz. Vitamin, mineral, enzim, glikoz yok. Nasıl kan yapsın? Kan yapamazsa ne olur? Kişi de yavaş yavaş kas erimesi problemi başlar. Evet. İksir, aloe vera jel, sinirlot forte, cordyceps forte, kas çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kasları yavaş yavaş güçlenir. Kendine gelir yavaş yavaş. Zamanla. O biraz ağır bir vaka. Bizim böyle çok ağır bir hastamız vardı. Kas erimesi başlamış. Bu tam baş parmağında evet, işaret parmağı arasında kas erimesinden dolayı ivik iğne yapılıyordu. Onu bile tedavi ettik. Evet.